Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, öz kütle dediğimiz şey nedir? Öz kütle arkadaşlar, birim hacimdeki kütle miktarını ne diyoruz? Öz kütle diyoruz. Öz kütleyi ne yapıyoruz? Öz kütleyi D ile gösteriyoruz. Nedir? Birim hacime düşen kütle miktardır. Yani maddenin ne yapıyorsun? Maddenin kütlesini o maddenin hacmine böldüğümüz zaman ne yapmış oluyoruz? Öz kütlesini bulmuş oluyoruz. Öz kütle nedir arkadaşlar? Birim olarak kütle bölü hacim. Kütlenin birimi neydi? Kütlenin birimi kilogramdı uluslararası birim sisteminde. Hacmin birimi de neydi? Metreküptü. Dolayısıyla öz kütle birimi olarak kilogram bölü metreküpü veya işte gram bölü santimetreküpü ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Öz kütle nedir arkadaşlar? Sabit sıcaklık ve basınç altında ayırt edici bir özelliktir. Yani ayırt edici demek ne demektir? Maddeye has, yani maddeyi miktarına bağlı olmayan, o maddenin türüne bağlı olan değeridir. Yani mesela sen suyun öz kütlesinin kaç olduğunu biliyorsun. Suyun öz kütlesinin 1 gram bölü santimetre küp olduğunu biliyorsun. O zaman madde miktarını değiştirsem bile, yani maddede 1 gram su da alsam, bir kazan su da alsam, bir bardak su da alsak, öz kütlesi ne yapmayacaktır? Zamanla değişmeyecektir. Yani sen maddenin kütle miktarını arttırırsan, o maddenin hacim miktarı da aynı oranda, doğru orantılı bir şekilde ne yapacaktır? Artacaktır. Ama öz kütlesi ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Öz kütle değeri o maddenin türü için sabit olacaktır. Ancak ne zaman sabit olacaktır? Sabit sıcaklık ve basınç altında. Yani öz kütleyi değiştiren faktörler var mıdır? Evet, vardır. Yani maddeler, iki maddenin öz kütlesi aynıysa kesinlikle aynı tür diyemem. Çünkü sabit sıcaklık ve basınç altında aynıysa aynı tür diyebiliriz. Sıcaklık öz kütleyi nasıl etkiler? Sıcaklık öz kütleyi şöyle etkiler. Sen maddenin sıcaklığını arttırırsan ne yapacaktır? Madde molekülleri titreşim hareketi artacaktır. Daha fazla titreştiği için birbirinden uzaklaşmaya başlayacak. Yani ne yapacak? Hacmi artacaktır, genleşecektir. Kütle miktarı ise ne yapmayacaktır? Kütle miktarı değişmeyecektir. O zaman öz kütle dediğimiz şey kütle bölü hacimdi. Kütle değişmiyor ama sıcaklık arttıkça bu madde genleşiyor, hacmi artıyor. Hacmi arttığı için ise öz kütle ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani genel olarak ne diyebiliriz? Sıcaklık ile öz kütle nasıl orantılıdır? Sıcaklık ile öz kütle ters orantılıdır. Öz kütlenin diğer ismi de nedir arkadaşlar? Yoğunluk olarak da belirtebiliriz. Ters orantılı. Bir de basınç arkadaşlar ne yapıyor? Basıncımız da öz kütleyi değiştiriyor. Yalnız basınç arkadaşlar şöyledir. Mesela basınç katı ve sıvıların öz kütlesi ne yapmaz? Katı ve sıvılarda basınç etkili değildir. Basıncın etkisi yoktur. Etkisi yok. Yani öz kütleyi ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Yani sonuçta ben basıncı arttırırsam maddeyi hacmini ne yapamıyorum? Küçültemiyorum veya büyütemiyorum. Ne zaman? Katılarda ve sıvılarda. Ancak ne yapabiliriz? Gazları da etkileyebiliriz. Gazlarda ise işte basıncın etkisi ne olacaktır? Sen basıncı arttırırsan ne yapacaksın? O gazı sıkıştıracaksın. Yani hacmini küçültmüş olacaksın. Kütle miktarı değişmeyecek ama hacim küçüldüğü için öz kütle ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla basınçla öz kütle nasıl orantılıdır gazlar için? Doğru orantılıdır. Ama katı ve sıvılarda basıncın bir etkisi var mıdır? Yoktur. Şimdi normal bir maddenin sabit sıcaklık ve basınç altında kütle hacim grafiği ne olacaktır? Madde miktarı artarsa, yani kütlesi artarsa hacmi de aynı oranda ne yapacaktır? Artacaktır. Ama grafiğin eğimi bize neyi verecektir? Öz kütleyi verecektir. İşte bu öz kütle ise ne yapmayacaktır? Zamanla değişmeyecektir diyebiliriz. Öz kütlenin birimi neydi arkadaşlar? Kilogram bölü metreküp diyorduk. Sonuçta hani kütle birimi olarak kilogram, hacim birimi olarak da metreküpü kullandığımız için kilogram bölü metreküp diyebiliyorduk. Bunu aynı zamanda gram bölü santimetre küpe çevirmek istersen 1 kilogram nedir arkadaşlar? 1 kilogram 1000 gramdır. Metre küpü de santimetre küpe çevirirsen metreden santimetreye gelmek için 2 basamak iniyoruz. Ama küp olduğu için 10 üzeri 3 ile çarparsak 10 üzeri 6 ile yapacağız. Yani kilogram bölü metre küpü gram bölü santimetre küpe dönüştürmek için ne yaparsın? 10 üzeri eksi 3 ile çarparsın. Tam tersi gram bölü santimetre küpü de kilogram bölü metre küpe çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarparsın. Yani 1000 ile çarparsın. Dolayısıyla işte kilogram bölü metre küp sonuçta kullanmak nedir? Daha büyük bir birim olduğu için genelde biz sorularda ne yapıyoruz? Gram bölü santimetre küp kullanıyoruz. Yani biz ne diyoruz? Mesela suyun öz kütlesi kaçtır diyoruz. 1 gram bölü santimetre küptür diyoruz. Sen bunu kilogram bölü metre küpe çevirmek istersen 1000 katını alacaksın. Yani o zaman suyun öz kütlesi ne olacaktır? 1000 kilogram bölü metre küptür diyebilirsin. Veya mesela civanın öz kütlesine ne diyoruz? Civanın öz kütlesi 13,6 diyoruz. Ama ne bu? Gram bölü santimetre küp. Eğer sen bunu kilogram bölü metreküpe çevirmek istiyorsan ne yapacaksın? 1000 ile çarpacaksın. 1000 ile çarptığın zaman ne olacaktır? 13.600 kilogram bölü metreküp olacaktır. Dolayısıyla kilogram bölü metreküp büyük değerler olduğu için genelde sorularda biz ne yaparız? Gram bölü santimetreküp kullanmayı tercih ediyoruz. Her maddenin sabit sıcaklık ve basınçta kendine özgü sabit bir öz kütlesi vardır. Yani öz kütle madde miktarına bağlı değildir. Maddenin neyine bağlıdır? Türüne bağlıdır. Sonuçta öz kütle demek işte ne demektir? Ayırt edici bir özelliktir. Yani o madde değişmediği müddetçe ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Tabii ne zaman? Sabit sıcaklık ve basınç altında. Yani bunlar öz kütleyi etkileyen faktörlerdi.
Şimdi sabit sıcaklık ve basınç altında o zaman maddenin kütlesini artarsa hacmi de aynı oranda arttığı için ölçükte değeri ne yapmıyor? Hiç değişmiyor. Ama mesela kütle veya hacim değiştirse de maddenin öz kütlesi ne yapmaz? Zamanla değişmez. Mesela günlük hayatta bazı maddelerin öz kütleleri aşağıdaki vermiş. İşte altın, civa, demirin öz kütle değerleri ne yapmış? Vermiş. İşte altın öz kütlesi 19.3, civanınki 13.6. Tabi bunlar dikkat ederseniz ne cinsinden? Gram bölü santimetre küp cinsinden. Demir 7.8, su işte 1, zeytinyağı 0.92 gibi. Her maddenin kendine has neyi vardır? Bir öz kütlesi vardır. Yani madde miktarına bağlı değildir, maddenin türüne bağlıdır. Sıcaklıkla nasıl orantılıydı arkadaşlar? Sıcaklıkla öz kütle ters orantılıydı. Normal şartlarda sıcaklık artınca madde ne yapıyor? Genleşiyor. Genleştiği için hacmi artıyor. Hacmi arttığı için de öz kütle değeri ne yapıyordu? Azalıyordu. Yani sıcaklıkla öz kütle nasıl orantılı olacak? Ters orantılı olacak. Şurasına hacim demeyelim, burasına sıcaklık diyelim. Sıcaklık. Sıcaklığı arttırırsak ne olacaktır? Öz kütle değeri giderek azalacaktır. Ancak istisnai bir durum var. Su için bir özel durum vardır arkadaşlar. Su da normalde bütün maddeler sıcaklık artınca moleküllerin titreşim hareketi artacak. Yani moleküller daha fazla titreştiği için birbirine olan uzaklığı zamanla ne yapacaktır? Artacaktır. Normalde sıcaklık artınca her zaman hacim doğru orantılı şekilde artar. Ama suda 0 ile artı 4 derece arasında ters bir özellik vardır. Bunlar işte atom molekül bileşik dizilimine göre ne yapabiliyor? Bu ters özelliği gösterebiliyor su. Suda ise 0 dereceden 4 dereceye çıkıncaya kadar, artı 4 santigrat dereceye çıkıncaya kadar sıcaklık artsa dahi hacim ne yapar? Azalır. Yani suyun hacmini şu şekilde düşünebilirsiniz. Normalde suyun 0 derecede bir hacim değeri vardır. Sıcaklık arttıkça hacim ne yapıyor bu sefer? Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Yani ters sıcaklıkla hacim doğru orantılı, ters orantılı özellik gösterir. Nerede bir tek ama 0 ile artı 4 arasında su için bu. Artı 4 dereceden sonra ne yapıyor? Normal bir sıvı gibi davranıyor ve sıcaklık arttıkça tekrar hacim ne yapmaya başlıyor? Artmaya başlıyor. Dolayısıyla suyun öz kütlesinin en büyük olduğu değer nedir? Hacminin en küçük olduğu artı 4 derecedir. İşte su için artı 1, hani öz kütlesine 1 gram bölü santimetre küp dediğimizde o artı 4 derecedeki suyun öz kütlesidir. Hatta suda şöyle bir durum daha vardı hatırlarsanız. Mesela normalde bütün katılar eridiği zaman ne olur arkadaşlar? Normalde katı maddeler nedir? Moleküller birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Sıvı hale geçince ne olacaktır? Moleküller arası bağ biraz gevşecek. Yani moleküller birbirinden uzaklaşacak. Dolayısıyla normalde bütün katılar eridiği zaman ne yapar? Erime sırasında moleküller birbirinden uzaklaştığı için hacmi artar. Hacmi artar. Ama yine buzda tam ters, su ve buz için tam ters özellik vardır. Mesela buz eridiği zaman ise ne olur? Buz eriyince ise tam tersine hacmi artmaz, hacmi ne yapacaktır? Azalacaktır. Bir de bu kat erime sırasında buzla suyun yine böyle bir ters özelliği vardır arkadaşlar. Ha bu sadece buz için değil, işte bizmut, antimon için de geçerli ama fizikte biz genelde neyi kullanıyoruz? Her zaman buzu dikkate alıyoruz. Buz bizim için buz önemli. Şöyle düşünün. Burası sıcaklık değeri olsun, 0 derece olsun. Bu da bizim hacim değerimiz olsun. Normalde sıfırın altındayken bu maddemiz nedir? Bu maddemiz buzdur. Sen sıcaklığı arttırırsan ne olacaktır? Moleküller birbirinden uzaklaştığı için hacim artacaktır. Yani normal bir katı gibi davranacak ve sıcaklık arttıkça hacim artacak, 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 artacak. Buzun hacmi artıyor. Nereye kadar? 0 dereceye kadar. Tam sıfıra geldiği zaman ne yapıyor artık buz? Eriyor, hal değiştiriyor. Hal değiştirme sırasında normalde hani bütün katılar erince hacim artarken buzda ise tam tersi. Erime sırasında hacim ne yapıyor? Hacim biraz daha azalıyor. Hacim azalacak, azalacak. Suya dönüşecek artık. Suya dönüştükten sonra sıcaklık artarken hacim normalde ne yapması lazım? Hacmin artması lazım. Ama suda ne yapıyor işte? 0 ile artı 4 arasında yine ters özellik gösteriyor. Yani artı 4 dereceye kadar ne yapıyor? Hacim tekrar azalıyor. Sonra artı 4 dereceden sonra normal bir madde gibi davranarak ne yapıyor? Sıcaklık arttıkça hacim tekrar artışa geçmiş oluyor. Yani suda şöyle hacimle alakalı böyle bir özelliğimizde, durumumuzda, ters özelliğimizde vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayacağız. Peki karışımların öz kütlesini bulurken ne yapıyoruz? Şimdi normalde öz kütleyi nereden buluyorduk? Öz kütleyi kütle bölü hacimden buluyorduk. Karışımlarda da aslında aynı mantık vardır. Yani karışımların öz kütlesini bulurken de sen ne yaparsın? Toplam kütle bölü toplam hacim yaparsın. Yani kaç tane maddeyi karıştırdıysak her bir karıştırdığımız maddenin kütlelerini tek tek ne yaparsın? Tek tek toplarsın. Sonra hacimlerini tek tek toplarsın. Toplam kütleyi toplam hacimlerine bölerek ne yaparsın? Karışımların öz kütlesini bulursun. Yalnız artık karışımların öz kütlesini hesaplama ile ilgili karşımıza artık ne yapıyor? ÖSYM tarafından sorular gelmiyor. Bilmemiz gereken bazı özelliklerimiz var. O özelliklerimiz nelerdir? Şunlardır. Mesela iki tane maddeyi karıştırıyorsak veya 3-4 maddeyi karıştırıyorsak karışımın öz kütlesi ne olmak zorunda? Karışımın öz kütlesi arkadaşlar mutlaka karışıma giren maddelerden
Öz kütlesi en küçük olandan ne olmak zorundadır mutlaka? Büyük. En büyük olandan da ne olmak zorundadır? En büyük olandan da mutlaka küçük olacaktır. Yani mutlaka arada bir değer alması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. A maddesinin öz kütlesine 2 dedim. B'nin öz kütlesine atıyorum 5 dedim. İşte C maddesinin öz kütlesine 7 dedim. D maddesinin öz kütlesine 3.2 dedim. İşte E'nin öz kütlesine de ne dedik? 2.5 dedik. E dedik ki bunları karıştırdık. Karışım ne olacak? E karışım bakacaksın. Karışıma giren sıvılardan öz kütlesi en küçük olan kim? 2. O zaman 2'den mutlaka büyüktür. En büyük olan da kim? 7. 7'den de mutlaka küçük olacaktır. Yani burada karışımın öz kütlesi ne olmak zorunda arkadaşlar? Mutlaka 7'den küçük, 2'den büyük. Arada bir değer almak zorunda. Eğer sıvıları eşit hacimde karıştırırsam, yani hacim olarak aynı miktarda alırsam, karışımın öz kütlesi ne olmak zorunda? Öz kütlenin aritmetik ortalaması olması gerekiyor. Yani sen öz kütlesi 4 olan sıvıyla öz kütlesi işte ne olsun? 8 olan sıvıyı eşit hacimde karıştırırsan, ikisinden de aynı hacimde alırsan, karışımın öz kütlesi ne olacak? 4 ile 8'in tam aritmetik ortalaması olması gerekiyor. Yani ne yapacaksın? Toplayıp 2'ye böleceksin. Dolayısıyla ne olacak? 6 olacak. Ha, 3 tane olursa da aynı şekilde aritmetik ortalamayı ne yapabilirsin? Alabilirsin. Yani dedik ki öz kütlesi işte 2 olan, öz kütlesi 6 olan, öz kütlesi 10 olan sıvıları karıştırdım. Veya öz kütlesi hadi bir tane de 15 olanı karıştıralım. Dördünü karıştırdım. Ama nasıl karıştırdım? Hepsinden eşit hacimde aldım. Eşit hacimde aldıysam karışımın öz kütlesi ne olmak zorunda arkadaşlar? Aritmetik ortalamasını alacaksın. Yani karışımın öz kütlesi bulmak için ne yapacaksın? Hepsinin öz kütlesini toplayacaksın. 10 artı 15'i toplayacağız. Kaç tanesi var? 4 tane olduğu için 4'e ne yapacaksın? Böleceksin. Buradan karışımın öz kütlesini ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Şimdi arkadaşlar karışımlarda bir de şundan bahsedelim. Şimdi karışımın öz kütlesi de ne olmak zorunda? Hacimler eşit aldığım zaman tam orta değerdedir. Yani aritmetik ortalamasıdır. Ama bir tanesinden hacimce daha fazla alırsa, yani mesela iki sıvıyı karıştırdım ama ne yaptım? Birinci sıvıdan daha fazla hacimde aldım. O zaman karışımın öz kütlesi değer olarak ne yapmak zorunda? Değer olarak bir hacmi fazla olana daha yakın olmak zorundadır. Yani eşit hacimde karıştırsaydım ne olacaktı karışım? İkisinin tam orta değerinde olacaktı. İkisine de eşit uzaklıkta olacaktı karışım. Ama birinciden daha fazla aldıysan karışımın öz kütlesi ne olmak zorunda? Karışımın öz kütlesi bu birinciye daha yakın olmak zorunda değer olarak. Yani mesela dedim ki öz kütlesi 2 olan sıvıyla öz kütlesi 6 olan sıvıyı karıştırdım. Eğer bunlar eşit hacimde karışsaydı karışım ne olurdu? 2 ile 6'nın tam ortası olacak. Yani toplayıp 2'ye böleceğiz. 4 olması lazımdı. Ama dedim ki hayır öz kütlesi 2 olan yani birinci sıvıdan daha fazla hacimde aldım. Demek ki karışım ona daha yakın olacaktır. O zaman karışım 2 ile 4 arasında bir değer alıyordur diyebiliriz. Karışımın günlük hayatta kullandığımız yerler nelerdir? Kuyumculukta vardır. Mesela kuyumculukta ne yapıyorsun? İşte 24 ayar altın, 22 ayar altın, 18 ayar altın, 14 ayar altın gibi tabirler vardır. Bu anlamına gelir. Altının saflığı anlamına gelir. Mesela 24 ayar altın demek ne demektir? O zaman o karışımın %100 hepsinin saf altından yaptığımız anlamına gelir. Mesela 22 ayarı da ne yapıyorduk? 22 ayar altının içinde %91.6 oranında altın vardır. İşte geri kalan kısmı da nedir? Geri kalan kısmı da işte değişik bakır, gümüş gibi değişik maddelerden oluşur. Değeri fazla olmayan maddelerden olur. Mesela 18 ayar altının %75 oranında altın vardır. İşte 14 ayarı da %83.58.3'lük bir saf altın oranı vardır gibi söylenebilir. Gümüş, bakır eklenerek ne yapılıyor? Karışım yapılıyor. Bu şekilde ne yapılıyor? Azalmış oluyor. Porselen yapımında olur. Ana maddesi kil toprağıdır. Toprağın kalitesi su geçirmezliği, darbelere dayanıklılığı ne belirliyor? İşte onun öz kütlesi belirliyor. Yani öz kütlesi ne kadar işte yoğun olursa onun ne yapıyor? İşte dayanıklılığı, kalitesi o kadar iyi oluyor. Veya hastane laboratuvarlarında ne yapıyoruz? İşte kan, idrar tahlilleri kullanırken santrifüj cihaz dediğimiz cihaz var. Bu cihazda ne yapıyorsun? Sen kanı koyuyorsun. Sonra o santrifüj cihazı bunu ne yapıyor? Bunu belli bir eksen etrafında döndürüyor. E belli bir eksen etrafında dönünce ne oluyor işte? Merkezi kuvvetin etkisiyle bunlardaki maddeleri, o kanın içindeki maddeleri ne yapıyor? Merkez kaç kuvveti dediğimiz veya merkezi kuvvet dediğimiz bir kuvvet etki ediyor. İşte burada öz kütlesi büyük olanlara etkeden kuvvet eğimesiyle küçük olanlara farklı olduğu için ne oluyor? Öz kütlesi işte büyük olanlar ne yapıyor? Aşağıda çökermeye başlıyor. Öz kütlesi küçük olanlar üstte daha üstte geliyor. Öz kütlesi daha fazla olan işte daha küçük olan yukarıda belirleniyor. Ve bu şekilde kanın içinde işte yüzde ne kadar oranda şu maddeden var, yüzde ne kadar bu oranda bu maddeden var gibi ne yapıyoruz? Öz kütle farkından buradan yararlanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar örneklerimize geçecek olursak demiş ki maddenin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? E şimdi öz kütleye ne olduğunu biliyoruz. Öz kütle birim hacimdeki kütle miktarı yani öz kütle nedir? Kütle böyle hacimdir. Hatta bunu 7. sınıfta falan 6 veya 7. sınıflarda hatırlarsanız dede muzu böl ver diye tabir kullanırlardı.
D eşittir M bölü V dediğimiz kütle bölü hacim değerine ne yapıyoruz? Özkütle diyoruz. Yalnız burada dikkat edin, grafik okumaya bakacağız. Sonuçta özkütle kütle bölü hacim, ama burada kütleyi burada vermiş, hacmi burada vermiş. Yani kütle değerimiz burada, hacim değerimiz burada. Ben bunları mesela eşit kütlede alsam, yani hepsinden aynı kütle değerinde alırsam, kütlelerin hepsi aynı olsun. Hacmi en küçük olan kim olacaktır? M. Kütlesi aynıken hacmi en küçük olması demek ne demektir? Öz kütlesinin en büyük olduğu anlamına gelecektir. Veya tersten düşünebilirsin. Mesela sen bunları ne yapabilirsin? Hacimlerini aynı alabilirsin. Mesela hacimlerini aynı aldığın zaman ne olacaktır? Kütlesi en büyük olan hacim aynı iken, kütlesi en büyük olan M'nin öz kütlesi en büyük olacak. Kütlesi işte en küçük olan K'nın öz kütlesi de ne olacaktır? En küçük olacaktır. Yani M büyük, L büyük, K diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. İkinci sorumuzda sabit sıcaklıkta saf kale maddenin kütle hacim grafiğini vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diye bir soru sormuş. Birinci olarak ne yapabilirsiniz? Grafikten öz kütleleri bulabilirsiniz. Yalnız öz kütleyi bulacağımız zaman ne olacak? Öyle bir nokta seçeceksin ki hem kütlesi hem hacmi belli olan bir nokta olacak. Mesela L'yi burada bakarsan L'nin kütlesi kaç burada? 60. Ama burada hacminin tam kaça geldiği hakkında bilgimiz var mı? Yok. Onun için şu noktayı seçersek. L'nin bu noktada kütlesi 40 iken hacmi ne kadarmış? Hacmi 5'miş. O zaman L'nin öz kütlesi ne diyebiliriz? Sonuçta kütle bölü hacim değerinden bulursak. 40 bölü 5'ten L'nin öz kütlesi kaçtır? 8'dir. Aynı mantıktan K'ya bakarsak sonuçta nereyi seçeceğiz? Öyle bir yer seçmem lazım ki kütlesi ve hacmi belli olsun. Mesela burayı seçersem hacim 15 ama kütle hakkında kesin bir bilgim yok. O zaman ne yapacağız? Şu noktadan bakacağız. Bunun kütlesi 20 iken hacmi ne kadarmış? 10'muş. O zaman K'nın öz kütlesi de ne yapabiliriz yine kütle bölü hacimden? Kütlesi 20 iken hacmi 10 olduğu için K'nın öz kütlesinde de 2 diyebiliriz. Tabii bunlar ne birim olarak? Gram bölü santimetre küp. Gram bölü santimetre küp. Şimdi burada bileceğimiz olay ne? Şimdi öz kütleyi bulduğumuz zaman bu madde sabit sıcaklıkta ve saf maddeler olduğu için ne yapacaktır? Öz kütle zamanla hiç değişmeyecektir. Mesela birinci öncül de demiş ki K'nın 40 gramının hacmi 20 santimetre küp. K'nın öz kütlesi ne yapmayacaktır? K'nın öz kütlesi hiçbir zaman değişmeyecektir. Öz kütle neydi? Kütle bölü hacimdi. K'nın öz kütlesinin kaç olduğunu biliyorum ben? 2 olduğunu biliyorum. K'nın kütlesine 40 gram al demiş. Kütleyi 40 gram alırsam o zaman hacim 20 mi olması gerekiyor öz kütlenin 2 olması için? Evet, hacmi 20 olması lazım. Yani doğru mudur? Doğrudur. L'nin 20 santimetre küpü 2,5 gramdır. Bakalım. Sonuçta L'nin öz kütlesi ne yapmayacak? Öz kütlesi değişmeyecek. Sonuçta öz kütle dediğimiz kütle bölü hacim. L'nin öz kütlesinin kaç olduğunu biliyorsun sen? 8 olduğunu biliyorsun. Hacmini ne vermiş? Hacmini 20 santimetre küp vermiş. Çünkü dikkat et, santimetre küp diyorsa hacimden bahsediyordur. Hacmi 20 ise o zaman kütle değeri ne olmalı öz kütlesinin 8 olması için? Kütle değeri o zaman 160 gram olmalı. Bu 2,5 gram diyor. Yani yanlış. L cismin 60 gram 10 santimetre küptür. Bakalım L'nin öz kütlesi gene kaç olacaktır? L'nin öz kütlesi 8. Değişmeyecek. Öz kütle hiçbir zaman ne yapmaz? Değişmez. Yani sen maddenin kütlesini veya hacmi değiştirsen dahi o maddenin öz kütlesi ne yapmayacak? Hiçbir şekilde değişmeyecek. 60 gramı demiş. Yani kütlesini 60 almış. Kütlesi 60 ise o zaman hacmi 10 santimetre küpüdür. Yok. 60 bölü 10 olsaydı öz kütlenin 6 olması lazım. Ama öz kütlemiz kaç? L'nin öz kütlesi. L'nin öz kütlesi 8. Dolayısıyla bu ifade nedir? Yanlıştır. Yani doğru olan nedir? Yalnızca bir Adana olacaktır. Üçüncü sorumuz, kütle hacim grafiği veren x'e eşit hacimde aldığı zaman kütlelerini soruyor. Ne yapabilirsin? Öz kütleyi bulup oradan yorumlayabilirsin ya da ne yaparsın? Hiç uğraşmazsın. Eşit hacimde aldığında demiş. Burası zaten hacmi veriyor. O zaman ben bunların hepsini aynı hacimde aldığımı kabul etsem, yani hepsinden V hacimde aldığımı kabul edersem, o zaman x'in kütlesi şu değer olacak. Y'nin kütlesi, x'in kütlesi burada. Y'nin kütlesi bu değer olacak. Z'nin kütlesi de ne olacak? Z'nin kütlesi de burada olacak. Yani aynı hacimde aldığım zaman kütlesi en fazla olan Z, sonra Y, sonra X. Yani cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Veya buradan ne yapabilirsin? İşte grafiğe bakarak ne dersin? Z'nin öz kütlesi en büyüktür. Sonuçta aynı hacimde aldığında kütlesi en büyük olduğu için Z büyüktür, Y büyüktür. Nedir? X. Öz kütle değeri de neydi zaten? Kütle bölü hacimdi. Hacimlerden aynı aldığım zaman öz kütlenin büyük olması için kütlesinden ne olması gerekiyor diyebilirsin? Fazla olması gerekiyor deyip oradan da yorumlayabiliriz. Dördüncü soruda yarıçapları L3'te veren AB kürenin kütleleri eşitmiş. Öz kütlelerini soruyor. Şimdi arkadaşlar kürenin hacim formülü neydi? Hacim formülü 4 bölü 3 pi çarpı r'nin küpüydü. Veya hacim boyutun küpüyle orantılı demiştik. Sonuçta ikisi de küre. Sadece yarıçap boyutunu atmış. 3 katına çıkmış. 3 katına çıkmışsa o zaman ben bunun hacmine 1 v dersem burası ne olacaktır? 3'ün küpüyle orantılı olacaktır. Yarıçapın küpüyle orantılı olduğu için ben bunun hacmine 27 v diyeceğim. Peki kütlelerinde ne vermiş bize? Kütlelerinde eşit vermiş. Diyor ki öz kütlelerde bul. A'nın öz kütlesi nedir? Kütlesi M bölü hacmi V'dir. B'nin öz kütlesi dediğimiz şey nedir? Kütlesi yine aynı kütleye sahipmiş ama hacmi ne kadarmış? Hacmi 27 V'ymiş.
Oranlarsak buradan ne çıkacak? Oranımız 27 çıkacak. Yani cevabımız Edirne olacak. Öz kütlesi 0,6 olan, kütlesi 600 gram olan düzgün bir tahta parçası oyuk açılarak oyuk içine öz kütlesi 13,6 olan civa doldurunca tahtanın kütlesi 325 gram artıyor. Oyun hacmi ne kadar? Şimdi arkadaşlar burada ağırlaşma veya kütledeki artış veya hafifleme tarzları sorular. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Ağırlaşma dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Ağırlaşma sisteme eklenen kütle, yani sisteme giren kütle eklenen, eksi sistemden çıkan kütledir. Yani bir cisim veya bir şey, bir sistem olduğunu düşün. Sen ne yaptın? O sisteme ne yaptın? Belli bir miktarda kütle ekledin. Ne kadar kütle ekledin? Atıyorum 400 gramlık kütle ekledin. O zaman ne yapacak? Buranın ağırlığı 400 gram artacaktır. Kütlesi 400 gram artacaktır. Ama sen 400 gram eklerken buradan da aynı zamanda atıyorum 50 gram çıkarırsan ne olacaktır? 400 gram ekleyip 50 gram geri çıkardığım için toplam 350 gram ağırlaşacaktır. Yani ağırlaşma sisteme eklenen kütle eksi sistemden çıkan kütledir. Şimdi bu sistemin kütlesi ne yapmış? Artmış. Demek ki sistemin kütlesi artıyorsa ne olacak? Ağırlaşacak. Ha mesela 400 gram ekleyip 500 gram çıkarırsam ne olacaktır? Bu sefer 100 gram hafifleme olacaktır. Yani hafifliyorsa da demek ki çıkan kütle eklenen kütleden daha fazladır diye düşünebilirsiniz. Şimdi ne kadar ağırlığı artmış? 325 gram. O zaman 325 ağırlaşma. Sisteme giren ne? Sisteme giren işte bir tane madde vardı. Biz o maddeyi ne yaptık? Oyduk. Bir parçasını şuradan atıyorum. Ne yaptık? Şöyle bir yerini aldık. Burayı oyduk. Şöyle bir oyuk açtık. Sonra bunu ne yaptık? Buradan attık. Yerine de ne yaptık? Oyduğumuz yere de öz kütlesi 13,6 olan civayı doldurduk. Öz kütlesi 13,6. O zaman kütle dediğimiz şey ne? Öz kütle dediğimiz şey kütle bölü hacim olduğu için sen buradan kütleyi nereden hesaplayabilirsin? O zaman içler dışlar çarpımı gibi düşünürsen, paydasını 1 olarak düşünürsen, kütle ne olacaktır? Öz kütle çarpı hacim olacaktır. Dolayısıyla eklediğimiz kütle ne? Eklediğimiz kütle öz kütlesi 13,6 olan ve hacmi o oyun hacmine eşit olan civa ekledik. Yani sisteme eklenen kütle yerine ne yazabilirim? Eklenen madde olan 13,6 öz kütlesiyle hacim ne kadar? Oyun hacmi kadar. Oyduğum yere ekledim sonuçta onu. Eksi sistemden çıkan öz kütlesi 0,6 olan ne vardı? Bir madde vardı tahta veya artık bir cisim vardı. Tahta parçası vardı. O tahtayı çıkardım. O zaman çıkan kütle de nedir? Çıkardığım maddenin öz kütlesi 0,6 çarpı hacmi ne kadar? Oyduğum yer kadar. Dolayısıyla buradan 325 gram eşittir nedir? Sisteme giren 13,6 ve oyu kadardır. Sistemden çıkan 0,6 ve oyu kadardır. Yani dolayısıyla ne olacak? 13 tane ve oyu olacak. Buradan oyun hacmini bulmak için ne yaparsın sen? 325'i 13'e ne yapacağız? 13'e böleceğiz. 13'e böldüğümüz zaman da işte 2 küsür bir şey, yani 25 santimetre küp olarak ne yapabilirsin buradan da? Burs olarak cevabını bulabilirsin. Altıncı soru. Boş bir bardak tartının 60 gram sıvıyla doluyken tartına 100 gram ve 120 gram geliyor suyla ve başka bir sıvıyla. Şimdi buradaki hikaye de nedir? Sonuçta bizim kabımız değişmiyorsa, yani sen ne yaptın? Bakkaldan gittin, 1 litrelik kola aldın. Mesela 1 litrelik kola şişesine su doldurursan yine 1 litre alır. Şalgam doldursan yine 1 litre alır. İşte ayran doldursan yine 1 litre alacaktır. Başka bir sıvı doldursan yine ne olacaktır? 1 litre alacaktır. Deterjan doldursan yine 1 litre alacaktır. Yani buradaki kaide nedir? Şudur. Kabımız aynı kap olduğu müddetçe neyi değişmeyecektir? Alabileceği hacim kapasitesi değişmeyecektir. Ha mesela sen o 1 litrelik su şişesine işte su doldurursan ağırlığı farklı olacak. İşte sen onun bulaşık deterjanı doldurursan farklı bir kütlede farklı bir ağırlığa sahip olacak. Kütlesi değişecek ama hacim olarak ne yapacak? Hacim olarak değişmeyecek. Yani sen aynı kabı suyla da doldursan, başka sıvıyla da doldursan, ne yaparsan, neyle doldurursan doldur. Alabileceği hacim nedir? Aynıdır. Burada hacimden yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi boşken tarttığımız zaman ne gelmiş? Boşken tartınca 60 gram gelmiş. Demek ki kabın kendi ağırlığı var. Sen bunu tamamını suyla doldurunca kaç gram gelmiş? Tamamını suyla doldurduğun zaman 100 gram gelmiş. Sen ne dersin? O zaman bu 100 gramın zaten 60 gramı kimin ağırlığı? 60 gramı kabın kendi ağırlığıdır. Demek ki geriye kalan ağırlık kimin ağırlığı? Suyun kütlesidir. O zaman suyun kütlesi ne kadar arkadaşlar? 40 gram. Suyun kütlesini buldum. Suyun öz kütlesini de bana vermiş. Diyor ki su kütlesi 40 gram. Suyun öz kütlesi 1. Sen buradan suyun hacmini hesaplayabilir misin? Hesaplarsın sonuçta öz kütle kütle bölü hacim olduğu için. 40 santimetre küptür. İşte suyun hacmi 40 santimetre küp demek ne demektir? Sen ben bu kabı doldurduğum için demek ki bu kabın alabileceği hacim kapasitesi 40 santimetre küptür.
Yani sen bu kabı neyle doldurursan doldur, alabileceği hacim ne kadardır? 40 santimetreküptür. Kap aynı olduğu için değişmeyecek. Sonra ne yaptık? Su yerine başka bir sıvıyla doldurduk bu kabı. Neyle? Bilmiyoruz. İşte bir tane sıvıyla doldurdun sen bunu. Doldurunca kaç gram gelmiş? 120 gram gelmiş. E biliyorsun ki o 120 gramın 60 gramı zaten kabın kendi ağırlığı. E demek ki geri kalan içindeki o sıvının ağırlığı. E demek ki sen buradan sıvının kütlesinin 60 gram olduğunu söyleyebilirsin. 120 gramın 60'ı kap ağırlığıysa geri kalan 60 gram da nedir? İçerideki sıvının kütlesidir. E kabın alabileceği hacimdir. E kabın alabileceği hacmin 40 santimetre küp su aldığına göre demek ki bu sıvıyla da doldurunca o zaman bu sıvıdan da 40 santimetre küp alacak. E demek ki bu sıvının öz kütlesini ne olarak bulabiliriz o zaman? Kütle 40, kütlesi pardon 60 bölü hacmi 40'tan 3 bölü 2 yani 1,5 olarak ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Hesaplayabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Öz kütlesi 2 olan X sıvısı, 4 olan Y sıvısı, 7 olan homojen karıştırıyor. Karışımın öz kütlesi hangisi olamaz? E biliyoruz ki hangi oranda karıştırdığını eşit hacimde aldığını veya hangisinden fazla az aldığını söylememiş. E ben ne derim? E karışımın öz kütlesi ne olmak zorunda? Karışıma giren sıvılardan öz kütlesi en küçük olan. En küçük olan kim? 2. 2'den kesinlikle büyük olmak zorundadır. En büyük olan kim? 7. 7'den de mutlaka küçük olmak zorundadır. Yani karışım mutlaka arada bir değer alacaktır. E dolayısıyla olamayacak olan nedir? 7,2'dir. Diğerleri de zaten arada bir değer almış. 8. sorumuzda düşey kes çekirdek olan kabın debileri eşit. Debi ne demektir arkadaşlar? Akış hızı. Debileri eşit demek sabit ve eşit demek ne demektir? Bunlar her zaman aynı miktarda ama miktar olarak şöyle düşünün. Aynı hacimde kütle olarak değil. Sonuçta birinden akan suyun öz kütlesi 0,6, birinden akan suyun öz kütlesi 1. Yani yoğunluklar farklı. Yani birinden atıyorum cıva akıyor, birinden zeytinyağı akıyor. Bunların kütleleri farklıdır, akıttıkları kütleler farklı ama debiler neyden bahseder? Hacimlerden bahseder. Yani bunların hacimleri ne olacak? Hacimleri eşit oranda karışacak. Sonuçta o musluktan saniyede geçen hacim miktarı aynı olacak. Peki kap yarık yüksek ne kadar? Öz kütlesi 0,5 olan sıvıyla dolu. E şimdi burada öz kütlesi 0,5 olan sıvıyla dolu. E üst tarafta da ne yaptım? Öz kütlesi 0,6 olan ve birden eşit hacimde mi karıştırdım? Çünkü debiler eşitti. O zaman şu üst tarafta oluşan karışım öz kütlesini ben bulabilir miyim? Bulabilirim. Nereden bulacağım? E bunlar eşit hacimde karıştırdığına göre K ile L eşit hacimde karıştırdığına göre karışım öz kütlesi ikisinin tam aritmetik ortalaması olması gerekiyor. Yani 1 ile 0,6'yı toplayacağız. Ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Yani demek ki üst tarafta oluşan karışımın öz kütlesi kaç? 0,8. E alt tarafta 0,5 yoğunluklu sıvı vardı. Üst tarafta 0,8 yoğunluklu bir sıvı karıştırdık. Ve burada yine bir karışım oldu. E karışım ne olacaktır? Mutlaka arada bir değer alacaktır. Ama dikkat edersen burada haçlar aynı. Ancak kap yukarı doğru giderek ne yapıyor? Daralıyor. Kabuğumuz yukarı doğru daraldığı için ne olacaktır arkadaşlar? 0,5'lik sıvının hacmi 0,8'den ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. O zaman karışımın öz kütlesi ne olacak? 0,5 ile 0,8 arasında olacak. Sonuçta iki sıvıyı karıştırdım. Karışım arada bir değer olacak. Peki eğer bunlar eşit hacimde karışsaydı karışımın öz kütlesi ne olacaktı? İkisinin tam aritmetik ortalaması olacaktı. Yani ne olacaktı? 0,5 ile 0,8'i toplayıp 2'ye bölecektik. Yani ne olacaktı? 1,3 bölü 2 diyebilirsin. E bu da ne olur? 1,2 olsaydı 0,6, 0,65 olacaktı. Karışımın öz kütlesi tam ortada olsaydı. Ama bakıyorum ki kimden daha fazla var? 0,5'ten. O zaman karışım kime daha yakın olmak zorunda? 0,5'e daha yakın olmak zorunda. Demek ki karışımın öz kütlesi ne olmak zorundadır o zaman? 0,5 ile 0,65 arasında bir değer olabilir. Dolayısıyla 0,5 ile 0,65 arasında olan tek değer nedir? Adana şıkkı olacağı için cevabımız Adana olacaktır. 9. sorumuza baktık. Demiş ki saf bir maddeye ait kütle hacim grafiği verilmiş. Hangisi yanlıştır? Önce grafiği inceleyelim sonra şıkları okuyalım. Şimdi grafiği incelediğim zaman ne yapıyorum? Ben maddenin kütlesini arttıkça hacmin de doğru orantılı bir şekilde arttığını görüyorum. O zaman bir maddenin öz kütlesi kütle bölü hacimdir. Kütle artıyorsa hacim de doğru orantılı bir şekilde artıyorsa ne olacaktır? Birinci bölgede maddenin öz kütlesi sabittir, değişmiyordur. Bu bölgede maddenin öz kütlesi nedir? Sabit bir değerdedir. İkinci bölgeyi incelediğim zaman ikinci bölgede bakıyorum ki maddenin kütle değeri değişmiyor. Kütle hep aynı değerde ama hacim değeri giderek ne yapmaya başlamış? Artmaya başlamış. Dolayısıyla ikinci bölgede kütle değişmiyor ama hacim değeri giderek arttığı için ikinci bölgede öz kütle ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Üçüncü bölgede yine kütle arttıkça hacim de artıyor ve grafik orijinden geçen bir doğrusal olduğu için o zaman üçüncü bölgede öz kütle ne olacak? Yine değişmeyecek. Yine sabit. Kütle arttıkça hacim de aynı oranda artıyor. Peki saf bir maddeye atık verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Birinci cevapta sıcaklık sabittir. Evet, öz kütleyi değiştiren faktörler nelerdi arkadaşlar? Öz kütleyi değiştiren faktörler sıcaklık ve basınçtı. Ama basınç sadece ne yapıyordu? Sadece gazların öz kütlesini değiştiriyordu.
O zaman şıkları okuduğum zaman bana yanlışı sorduğuna göre arkadaşlar ne diyor? Büyük ihtimalle bu saf bir sıvı desek daha güzel olacak. Yani gaz olmadığını, basıncın etkisi olmadığını, özgürlüğü sadece sıcaklığın değiştirdiğin gibi düşünün. O zaman birinci bölgede özgürlüğü sabitse demek ki birinci bölgede sıcaklık sabittir. Üçüncü bölgede özgürlüğü sabitse üçüncü bölgede sıcaklık sabittir. İkinci bölgede de özgürlüğü ne yapıyor? Özgürlüğü azalıyor. O zaman özgürlüğü azalıyorsa sıcaklığın arttığını söyleyebiliriz. Yani soruda bir de bunun ne yapması lazım? Su olmadığını belirtmesi lazım arkadaşlar. Çünkü suda da bir özel durum vardı. Sonuçta suyun özkütlesi sıcaklıkla doğru orantılı değiştiği yerlerde vardı. Ters orantılı değiştiği yerlerde vardı. Yani 0 ile 4 derece arasında farklı. 4 dereceden sonrası farklı oluyordu. Peki. Birinci aralıkta sıcaklık sabittir. Evet doğru kabul edelim. Sonuçta özkütle değişmiyor. İkinci aralıkta sıcaklık artmaktadır. Evet doğrudur. Sıcaklık artıyor ki özkütle değiş azalmış. Birinci aralıktaki özkütle üçüncü aralıkta özkütlesinden büyüktür. Şimdi grafiğe bakarsanız birinci aralıkta evet grafik nasıl? Doğrusal özkütlesi sabit. Üçüncü bölgede de doğrusal özkütlesi sabit. Ama bunların eğimleri aynı mı? Hayır eğimleri aynı değil. Yani mesela aynı hacim değerini aldığım zaman ne olacaktır? Hacim değerini aynı aldığımı düşünürsek çizemedim ama neyse. Hacimler aynı olduğu zaman üçüncü bölgedeki kütle daha küçükken birinci bölgedeki kütle daha büyük olacak. Yani birinci bölgedeki özkütle değeri üçüncü bölgedeki özkütle değerinden daha fazla. İkisi de sabit ama sonuçta burada büyük bir değerde, burada küçük bir değerde. Doğrudur. Üçüncü aralıkta özkütle sabittir. Doğrudur. Cisim kesinlikle ısı almaktadır. Şimdi buna kesin bir şey deme şansım var mı? Yok. Niye? Zaten tamam ikinci bölgede sıcaklık artıyor diyedik. Sıcaklık artıyorsa evet ısı almıştır. Ama bir de üçte sıcaklık değişmiyor. Sıcaklık değişmiyorsa o zaman ısı aldığını kesinlikle söyleme şansım yok. Yani yanlış olan nedir? Edirne'dir. Ancak dediğim gibi hani soruda bazı düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Hani bir kere burada basıncın etkisi olmadığını göstermek için buna katı veya sıvı demem lazım. Hatta katı desem daha güzel olur. Niye? Çünkü bir de su olmadığını belirtmem lazım. Çünkü özkütle ile sıcaklık ters orantılı bağıntısını su dışındaki maddeler için kurabiliyoruz. Su için kuramıyoruz. Bunun dışında bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. 10. soruda altın bakır alçının KLM bileziklerin kütle hacim değeri vermiş. En yüksek bilezik ayarı. Şimdi bilezik ayarı demek ne demekti? İçinde altın oranı ne kadar fazlaysa ayarı o kadar yüksektir. Altın da nedir arkadaşlar? Altın da özkütlesi en büyük olan malzemelerdir. Sonuçta sen içine bakır karıştırıyorsan, sonuçta altının özkütlesi her zaman daha büyüktür. Altının özkütlesi civadan bile daha fazla. Altının özkütlesi bakırdan nedir? Çok daha büyüktür. Dolayısıyla sen içine kullandığın altın miktarı ne kadar fazlaysa, karışımın özkütlesi ona daha yakın olacağı için özkütle değeri büyük olacaktır. Yani özkütlesi ne kadar büyükse o zaman içindeki altın miktarı o kadar fazla. Yani ayarı o kadar yüksek diyebiliriz. Bunun özkütlesi kaç olacak arkadaşlar? 20 bölü 2'den 10 olacaktır. Bunun özkütlesi 9 bölü 1'den 9 olacak. Burası 14 bölü 1'den 14 olacak. Yani kütle bölü hacimden özkütleyi buluyoruz. Burada özkütle 9 olacak. Burada özkütle ne olacak? 18'i işte 2'ye bölseydim 9 olurdu. İşte bir noktası 9 küsür bir şey olacak. Ama kesinlikle 14'ten ne olacak? Küçük olacak. Özkütlesi burada en büyük olan kim? 14 olan L. Demek ki en fazla ayarı yüksek olan L'dir diyebiliriz. 11. sorumuz. KL kaplarında sırasıyla 9 ve hacmine ve D özkütleli. Burada da 7 ve hacmine 3 özkütle sıvılar varmış. Kaplardaki sıvı kütle eşit olabilmesi için hangi kaptan diğerine ne kadar sıvı aktarmam gerekiyor? Neyi eşit demem istiyor benden? Kütleleri. Kütle dediğimiz şey ne? Özkütle kütle bölü hacimdi. O zaman sen buradan kütleyi çekersen kütle dediğimiz şey özkütle ile hacmin çarpımı. Yani bu kapta olan sıvı kütlem ne kadar? 9 develik kütle var. Buradaki kütlem D ile V'nin çarpımı 21 develik kütlem var. Yani elimde toplam ne kadar kütle var? 9 deve birinci kapta var. 21 develik kütle ikinci kapta var. Yani elimde toplam 30 deve var. Ve ben bunları eşit olarak paylaştırmak istiyorum. 30 deveyi iki kaba eşit paylaştırmak için sorun ne olması lazım? Her bir kapta o zaman ben 15 develik kütle elde etmem lazım. 15 develik kütle elde etmek için burada 9 vardı. 15 deve eklemek için buradan ne yapacağız? Buradan buraya sıvı aktaracağım. Ne kadar? 9 deveydi 15 deve olması için 6 develik kütle aktaracağım ki bu da 21'de 6 aktarınca bu da 15 kalsın. Bu da 15 kalsın. Eşit edelim. Yani L'den kaba ne yapacağız? 6 develik kütle aktaracağız. Ama dikkat et bu aktardığımız sıvının neyi? Kütlesi. Şıklara baktığım zaman evet L'den K'ya gidecek. K'dan L'ye değil L'den K'ya gidecek. Ama şu kadar hacimde demiş. Ben ise aktarmam gereken kütle miktarını buldum. Çünkü kütleleri eşitlemeye çalıştım. Ben 6 develik kütle aktaracağım. Kütle demek ne demekti arkadaşlar? Özkütle ile hacmin çarpımıydı. O zaman 2 L kabından K'ya aktardığım sıvının kütlesi ne kadar? Kütlesi 6 deve. Peki aktardığım sıvının öz kütlesi ne? Öz kütlesi 3 L sıvı. Hani öz kütle değişmez. Madde miktarına bağlı olarak değişmez. Az bir parça L sıvısı da alsam, çok fazla miktarda da alsam öz kütlesi hep aynıdır.
O zaman demek ki aldığım sıvının hacmi ne kadar? Yani L'den K'ya aktardığım hacim ne kadar olması lazım? Demek ki hacim olarak da 2V aktarmam lazım ki ne olsun? 6 develik kütle olsun. L'den K'ya 2V'lik hacim aktaracağız. Yani cevabımız Bursa olacaktır. Dışarıdan dolu gibi görülen çeklik kürenin kütlesi 4450 gram ölçülüyor ve geometrik hacmi 650 santimetre küptür. Çeliğin öz kütlesi 0,8.9 olduğuna göre boşluk. Şimdi boşluk sorulardaki mantık nedir arkadaşlar? Boşluktaki mantık şudur. Sen maddenin öz kütlesi kütle bölü hacimdir. Sen o maddenin içine boşluk eklersen, boşluk ekleyince o madde ne yapacaktır? Giderek büyüyecektir, şişecektir. Hacmini ne yapacaktır? Arttıracaktır. Ama boşluğun kütleye bir etkisi var mıdır? Yoktur. Kütlesi değişmeyip hacmi büyüdüğü için öz kütleleri olduğundan ne yapacaktır? Çok daha küçük gözükecektir. Ama boşluğun kütle olarak bir etkisi olmadığı için cisim boş olsa da, içinde boşluk olmasa da kütle değeri ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Mesela gemiler ne yapıyor? Demirden yapıyor. Normalde demirin öz kütlesi sudan büyük. Sudan büyük olduğu için o demirin o suda batması lazım. Ama gemiler suda ne yapıyor? Yüzüyor. Niye? İşte ne yapıyorlar? İçine kameralar şunlar bunlar ekleyerek ne yapıyoruz? O geminin içini boşluk olarak yapıyoruz. Boşlukla doldurduğumuz için hacmi büyütüyoruz. Dışarıdan baktığın zaman hacim büyük gözüküyor. Ama kütle değeri aynıyken hacim büyüdüğü için öz kütleleri sudan daha küçük bir değere düşürmüş oluyoruz. Peki. Çeliğin öz kütlesini biliyorum. Öz kütlesini vermiş bana kaç? 8.9. Peki boşluk olsa da olmasa da kütle ne yapmaz? Değişmez. Yani bu çeliğin kütlesi 4450 gramsa o zaman içinde boşluk olsa da 4450'dir. Boşluk olmasa da 4450 gramdır. Yani kütle değişmeyecektir. Öz kütleyi biliyorum, kütleyi biliyorum. Ben buradan hacmi hesaplayabilir miyim? Hesaplarım. O zaman 8.9 eşittir. Kütlemiz 4450 bölü hacmimiz V dersek. Buradan hacim değerini ne yapacağız? 500 santimetre küp olarak buluruz. Demek ki normalde o maddenin hacmi ne kadarmış? 500'müş. Ama dışarıdan baktığım zaman hacmi kaç görmüşüm? 650. Niye? Çünkü içine boşluk ekleyerek o hacmi ne yapmışım? Ben büyütmüşüm. Ha, 500'lük hacmi 650'ye çıkardığıma göre demek ki içine ne kadar boşluk eklemişiz arkadaşlar? 150 santimetre küp boşluk eklemişiz diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.